Bu videomuzda yine küçük x yaklaşımı yöntemini kullanacağız. Fakat bu sefer denge sabitinin büyük bir değere sahip olduğu problemleri çözmeye çalışacağız. Büyük derken denge sabitinin yaklaşık olarak 10 üzeri 4'ten büyük olduğu ya da buna eşit olduğu durumlardan bahsediyorum. Bundan önceki videoyu izlerseniz denge sabitinin küçük olduğu durumlarda nasıl bir çözüm yöntemi izlediğimizi de öğrenebilirsiniz. Hatta o sorunun çözümü biraz daha kolay olduğu için o videodan başlarsanız çok daha iyi olabilir. Bu videoda tam tersi bir durumdan bahsedeceğiz. Bir önceki videodan da hatırlayacağınız gibi bu türdeki problemleri çözmek için 4 basamakta bir çözümümüz var. İlk olarak tepkimenin %100 ürünler ya da reaktantlar lehine ilerlediğini varsayıyoruz. K çok büyük olduğunda tepkime tabii ki ürünler lehine ilerleyecek. Yani neredeyse hiçbir reaktant kalmadığını düşünebiliriz. İkinci adımsa BDD tablosu oluşturmak. Bundan sonra da X'i bulmamız gerekiyor. Tabii X'in küçük olduğunu varsayıyoruz. Sonuncu ve belki de en önemli adımsa cevabımızın sağlamasını yapmak. Yani x'in değerinin gerçekten küçük olup olmadığını varsayımımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Tabii bir de denge ifadesine yerleştirdiğimiz zaman doğru cevabı verdiğinden emin olmamız lazım. Artık bir örnek çözerek bu anlattıklarımı gerçekleştirmeye çalışalım. İnceleyeceğimiz tepkime 2 NO gazının klor gazıyla reaksiyona girip 2 NOCl gazı oluşturması. Bu tepkimenin denge sabiti 6,25 çarpı 10 üzeri 4. 10 üzeri 4 olduğuna göre küçük x yaklaşımını tahminini kullanabiliriz demektir. Bunu iki yoldan yapacağız. Önce BDD tablomuzu oluşturalım. NO ve Cl2 için başlangıç derişimleri 2 molar olsun. Başlangıçta NOCl olmadığına göre buraya 0 yazabiliriz. Bir miktar NOCl elde edeceğiz, değil mi? Önce eksi 2x NO diyorum. Çünkü her 1 mol Cl2 için 2 mol NO gerekecek. Eksi x kadar da Cl2 kullanacağız. Bu durumda x kadar da üründen oluşmalı. Dengeye ulaşıldığı zaman NO için 2.0 molar eksi 2x molar derişime sahip olacağız. Başlangıç derişimini ve değişimi toplarsak elde edeceğimiz değer bu çünkü. Aynı şekilde Cl2 gazı için de 2.0 molar eksi x elde edeceğiz. NOCl için ise sadece 2x yazmamız yeterli. Bundan sonra ne yapmamız gerektiğini görmek için videonun başında bahsettiğim basamaklara bir göz atalım. Oluşturduğumuz bu tabloyu yapmak aslında ikinci adımdı. Peki, tepkimenin %100 ürünler lehine ilerlediğini varsaydık mı? Ben hatırlamıyorum. Belli ki unutmuşuz. Bu adımı atlayarak ikinci adıma geçmişiz. Olan bir durum gibi görülse de aslında önemli bir adımı atlamış olduk. Bu basamağı atladığımız zaman neler olabileceğini görebilmek için kaldığımız yerden devam edelim. X'in küçük olduğunu varsayıp problemi çözmeye çalışalım. Denge ifademiz de şu şekilde olacak. Kd eşittir 2x kare bölü 2 molar eksi x yani Cl2'nin derişimi çarpı 2 molar eksi 2x'in karesi. Çünkü buradaki stakiyometrik katsayı 2. Denkleştirilmiş bir tepkime olmasının önemi burada ortaya çıkıyor. Yoksa denge ifademiz de yanlış olurdu. Demek istediğim problemi çözmeye başlamadan önce tepkimenizin denkleştirilmiş olduğundan emin olun. Eğer değilse denkleştirmeden çözüme başlamayın. Devam edelim. Buradaki x'in çok küçük olacağını varsaymamız gerekiyor. Aslında doğru bir varsayım değil ama öyleymiş gibi devam edelim. X'e çok küçük diyerek 2 molardan çok daha küçük olduğunu varsaymamız gerekiyor. Hatta 2x de 2 molardan çok daha küçük olmalı. Yani buraya yaklaşık olarak 2x'in karesi bölü 2 molar çarpı 2 moların karesi olarak kabul edebiliriz. X 2 molardan çok daha küçük. Hatta 2 ile çarparsak bile yine de çok daha küçük oluyor. O yüzden hiç yazmadım. Bu işlemi yaparsak pay kısmında x kare kalır. Çünkü buradaki 2'nin karesiyle buradaki ifade birbirini götürüyor. Sonuç olarak elde ettiğimiz ifade x kare bölü 2 eşittir denge sabiti. Yani 6,25 çarpı 10 üzeri 4.
Eğer her iki tarafı da 2 ile çarparsak x kare eşittir 1,25 çarpı 10 üzeri 5 olur. Bu sayının karekökünü alırsak x'i de bulmuş oluruz. Yani 354. Buraya kadar ikinci ve üçüncü adımları tamamladık. Artık cevabımızın sağlamasını yapmamız gerekiyor. Biraz önce yaptığımız çözüme göre derişimdeki değişim yani x 354'e eşit. Burada negatif bir derişim elde ettiğimize göre bulduğumuz yanıt pek mantıklı değil gibi. NEO ve CL2 için negatif derişimler elde ediyoruz. Bu iyi haber değil. Demek ki yaptığımız varsayımlar pek mantıklı değilmiş. İlk olarak x'in 2'den çok daha küçük olduğunu varsaymıştık. Ama bulduğumuz değer 2'den çok daha büyük. Demek ki bir yerde hata yaptık. Yani ilk adımı atlamamız pek de iyi olmamış, öyle değil mi? Şimdi en baştan tekrar deneyelim. İlk adım neydi? Tepkimenin %100 tek bir tarafın lehine ilerlediğini varsaymak. Bu problemdeki denge sabiti çok büyük olduğuna göre tepkimenin ürünler lehine ilerlediğini söyleyebiliriz. Bu da tablomuzu en baştan oluşturmamız gerektiğini gösteriyor. Ama bu kez başlangıç derişimlerini varsayımımız üzerinden, yani ürünleri düşünerek hesaplayalım. Katsayılara bakarak bunu kolayca yapabiliriz. İlk olarak 2 molar NO ve 2 molar CL2 ile başlamıştık. Bu iki molekülün 2'ye 1 oranında tepkimeye girdiklerini biliyoruz. Bu ne demek? Tepkimeyi sınırlayıcı reaktant NO demek. Bir başka açıdan baktığımızda, dengeye ulaştığımızda bunun tamamen kullanılmış olacağını da söyleyebiliriz. Tepkimenin %100 olarak ürünler lehine gerçekleştiğini varsaydığımız için dengede NEO'dan hiç kalmadığını varsayabiliriz. Bu da 2.0 molar ürün elde ettiğimizi gösterir. CL2'nin de fazla bulunduğunu düşünürsek bundan sadece 1 molar kullandığımızı biliyoruz. Ki o da 2 molar NEO ile tepkimeye girecek. Geriye de 1 molar kalacak. Bütün bu hesaplamaları ilk adımdaki varsayım üzerinden yapıyoruz. %100 ürünlerin lehine bir tepkimeden bahsediyoruz. Denge sabitinin çok büyük olduğunu bildiğimiz için bu varsayımı yaptık. Sonuç olarak da dengede büyük oranda reaktant değil, ürün olacağını biliyoruz. Artık diğer adımlara geçebiliriz. Tepkimenin tamamen ürünler lehine gerçekleştiğini söylüyoruz ama daha dengede değiliz. Dengeye ulaştığımızda elimizde az da olsa NEO olması gerekiyor. Bunu artı 2x olarak gösterebiliriz. Dengede biraz da CL2 olması gerekiyor. Katsayılara göre bunun da artı x olması gerekir. NEO CL içinse eksi 2x diyebiliriz. Ters yöndeki bir tepkime gibi düşünebilirsiniz. Her şeyi topladığımız zaman NEO'nun derişimi için 2x, CL2'nin derişimi için 1.0 artı x, NEO CL'nin derişimi içinse 2.0 eksi 2x yazmamız gerekir. Buraya kadar güzel. Artık denge ifadesini oluşturabiliriz. Denge sabiti 6,25 çarpı 10 üzeri 4'e eşit. Bu da NEO CL'nin karesi yani 2.0 eksi 2x'in karesi bölü 2x'in karesi çarpı x artı 1.0 eşit. Denge ifademiz bu şekilde ve şimdiye kadar hiçbir yaklaşımda yani varsayımda bulunmadık. Şimdi yapmamız gereken x'in çok küçük olduğunu varsayarak hesaplamalara başlamak. Küçük derken 1 molardan çok daha küçük olduğundan bahsediyoruz. Bu durumda tabii ki x 2'den de çok çok daha küçük oluyor. Böylece bu ifadenin payında 2.0 moların karesi kalıyor. Çünkü x 2'den çok çok daha küçük bir değere sahip. Hatta buraya yaklaşık olarak eşit işaretini koyalım. 2x kare aynı kalacak. Aynı şekilde x 1'den çok çok daha küçük olduğuna göre bu ifade de 1 olarak kalabilir. Bu durumda elimizde kalan 4 bölü 4x kare eşittir kd. Dörtler birbirini götürecek. X kare eşittir 1 bölü kd yani 6,25 çarpı 10 üzeri 4. İki tarafında kare kökünü almamız gerekiyor. X eşittir 4,0 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Kendimize sormamız gereken ilk soru bulduğumuz değerin varsaydığımız gibi küçük olup olmadığı. Ne demiştik? X 1'den çok çok daha küçük olacak demiştik. 10 üzeri 3 kadar daha küçük. Yani iyi. Ayrıca 2x'i de 2 ile karşılaştırmamız gerekiyor. O da 10 üzeri 3 kat kadar daha küçük. Yani buraya kadar iyi gidiyoruz.
Son olarak yapmamız gereken şey bulduğumuz değeri denge ifadesinin içine yerleştirmek. KD eşittir 2,0 molar eksi 2 çarpı 4,0 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi bölü 2 çarpı 4,0 çarpı 10 üzeri eksi 3 moların karesi. Ki bu da dengedeki NO derişimi çarpı Cl2 derişimi yani 4,0 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar artı 1,0 molar. Bütün bu işlemleri yaparsak elde edeceğimiz değer 6,23 çarpı 10 üzeri 4. Bu değeri problemde bize verilen değerle karşılaştırabiliriz. O da 6,25 çarpı 10 üzeri 4. Oldukça iyi bir sonuç. Aynı değil ama çok yakın değerler. Yani yaptığımız varsayım ya da yaklaşım çok iyi çıktı. Daha da yakın bir değer elde etmek için kullanılabilecek yöntemler var. Ama şu an kullandığımız yöntem ve varsayımlarında oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak denge sabitinin büyük olduğu durumlarda tabloyu oluşturmadan önce tepkimenin %100 ürünler lehine ilerlediğini söylememiz gerekiyor. Bu durumda rahatlıkla x'in çok küçük olduğunu varsayarak çözümümüze devam edebiliriz.